Ben 85 yılında köye bir değirmen aldım. Bu değirmen pek sağlıklı olmadı. 2 sene çalıştırdım. 87'de bu öbür tarafı değirmeni aldım. Ve köye kurdum. 2008'de de buraya geldim. 2008'de buraya geldiğim zaman da 2008'de değirmençilik yaptım. Fakat 2009'a geldiği zaman da beni açtı. Şimdi bu değirmenin devri düşük. Allah rahmet etsin, 2088'de bu Samsun'dan değirmen taşını aldığım zaman da Samsun'dan bana Termer'den bir adres verdiler. Değirmen ustası, bu adamı götür, bu adama değirmeni yaptır diye. Şimdi o adamı getirdim köye. Köye geldim de değirmen kuruluyu diye köyden çok vatandaşlar, komşular buraya geliyordu. Değirmeni 15 gün diyende kurdu. Taşı koyerdi. Dedi ki, bu taşta dedi zahra üyünmez, üyünürse de yenmez. Çünkü bu taş bir dakikada 250 devir yapıyor dedi. Samsun'dan gidip bana bir gasnak alıp geleceksin dedi. Dedim ki ben gasnağa falan aklım ermez. Gel gidelim beraber alalım gelelim dedim. Gittik Samsun'dan bir değirmeni gasnak aldık. Değirmeni tekrar yıktı. Değirmenin dinamasını o değirmeni gasnağa bağladı. Ve devrini düşürdü. Allah mekanı cennet etsin. Benim değirmene falan aklım ermezdi. Onun sayesinde bu şekilde çalışıyor. Eskiden su değirmenleri çoktu. Aşağı yukarı güzel yurtta 5 kilometre yerde ben 6 tane değirmenin olduğunu biliyorum bir derede o zamanları. Fakat şimdi ise dere değirmenleri yok oldu. Ceryan değirmenleri başladı. Buraya Bulancak'tan daha Fatça'dan dahi Zahra geliyor. Gölköy'ü, Ulubey, Gürgendepe, Mesudiye, Kabadüz, bunların çevrelerini de hesap edersen oralardan zahra gelir buraya. Şimdi gelen müşteriye un veriyorum. Burada un da satıyoruz biz. Gelen müşteriye un veriyorum. Gelen müşterinin zahrasını veriyorum onlara, üyülmüş zahralarını. Bu şekilde yardımcı oluyorum. Ömür olduğu müddetçe, Allah nasip ettiği müddetçe oturup şey yapıyoruz, çalışıyoruz. Gençlere tavsiyem çalışmaları lazım, çalışmaları lazım, çalışmaları lazım. Dürüst çalışmaları lazım. Dürüst çalışmaları lazım. İş insanın hem aynası hem yaylasıdır. Çalışmayan demir pas tutar. Onun için gençler çalışması lazım. Daha öncesinden beyaz eşya tamiratı yapıyordum. 2008'de işte değirmen işine başladık. Değirmen işinde devam ediyoruz şu anda. Mesleğini sevdiği için. Mesleğini seviyor o yüzden. Mesleğini sevdiği için yapıyor yani bu işi. Mesleğini sevmese zaten bu işi yapmazdı yani. Ve aynı şekilde bize intikal etti, bize devam ediyor. Ve aynı şekilde inşallah en iyi bir şekilde de çocuklarımıza da bu şekilde devam ettirmeyi istiyoruz yani Allah izin verirse.